Hey, take a look at my new Ben açıkçası bu markanın bir Alman markası olduğunu düşünmüştüm. Çok farklı şekillerde telaffuz. Biz WhatsApp diyoruz, Almanlar WhatsApp diyor, İspanyollar WhatsApp diyor. Evet, dünyanın en büyük şirketlerinden olan bu marka, daha doğrusu internet sitesi. Çünkü baktığınızda acaba ben bunu nasıl telaffuz ederim diye bir... Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. And welcome to my Merhaba arkadaşlar. And welcome to my channel. Yine güzel bir enerjiyle bir marka telaffuzu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Mostly you guys liked the previous video and I said to myself, why do I not take another video? Let's make part two. Bugünkü videomda yine size birkaç tane marka hazırladım ve bunların telaffuzlarına doğru telaffuzlarına bakacağız arkadaşlar. Listeme baktığımda birçok markanın Alman markası olduğunu fark ettim ama bu seçtiğim markalar gündelik hayatlarımızda çok karşılaştığımız marka. O yüzden hepsini olmadı birçoğunu tanıyacağınızdan eminim. İlk markamız bir teknoloji markası. Bir Alman teknoloji markası. Çoğunlukla Siemens diye telaffuz edildiğini duydum. Doğrusu Siemens. Siemens. Almanca'da S harfimiz bazen Türkçedeki Z gibi bazen de bildiğimiz S gibi okunur ilk S, Z gibi son S, S gibi okunur arkadaşlar. Almanca'da I, E yan yana geldiğinde uzatılmış bir I gibi telaffuz edilir. Dolayısıyla Siemens. Evet arkadaşlar birçoğumuz kişisel bakım ürünlerimizi almak istediğimizde buraya gidiyoruz ve aslında çok da zor bir telaffuz değil ama birçok insanın Rosman dediğini duyuyorum. Yine bildiğiniz üzere bu marka bir Alman markası arkadaşlar ve Almanca'da iki S yan yana geldiğinde her zaman S gibi okunur. Burada bilmeniz gereken bir şey daha var. O da Almanca'nın R'si Türkçedeki gibi vurulan bir R değil. Daha çok arkalardan gelen bir R. R. Yani bu markanın doğru telaffuzu Rosman. Rossmann. Man eki alan ve telaffuzu bir tık daha zor olan bir marka daha buldum sizin için. Bu bildiğiniz üzere bir ayakkabı mağazası ve Türkiye'de de çok yaygın. Ve bunun telaffuzu tabii ki biraz daha zor. Çünkü baktığınızda Acaba ben bunu nasıl telaffuz ederim diye bir soru işareti bırakıyor insanların kafasında. Bu arada dipnot man Almanca adam demek arkadaşlar. Şimdi bu markada bilmeniz gereken iki şey var. O da CH Almanya'da yan yana çok gelir ve iki farklı telaffuz olabilir. Ya h ya da h. Yani biraz daha ince bir h, biraz daha kalın bir h gibi diyebiliriz aslında. Buradaki ise daha ince olanı yani h. E, I Almanca'da yan yana gelirse o zaman Ay diye okunur. Yani A, Y gibi. Dolayısıyla bu kelimenin doğru telaffuzu Deichmann. Ben çoğunlukla Dickmann gibi telaffuzlar duyuyorum. Doğrusu Deichmann'dır arkadaşlar. Bir sonraki markamız France'dan geliyor. Bu markamız arkadaşlar. Fransızca'da bir takım telaffuz kuralları var ama daha karmaşık ve bazen kural dışı şeyler de olabiliyor. O yüzden bunun üstüne çok gitmeyeceğim. Bilmeniz gereken şu olsun. Bir kelime ES ile bitiyorsa ES genellikle telaffuz edilmez. CH birleştiğinde de Fransızca'da bir Ş telaffuzu olur. ER ile bitiyorsa çoğunlukla R telaffuz edilmez arkadaşlar. Yani bu kelimenin telaffuzu için Yves Roche. Eve Roche. Evet bu kelimede az önce verdiğim kurallardan birini hemen çiğniyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kelimedeki es telaffuz ediliyor. Az önce es genellikle telaffuz edilmiyor demiştim. Ama buradaki e'nin üstünde bir aksan var ve o aksan e'nin telaffuz edilmesi gerektiğine dair bir göstergedir. Fransızcadaki H hiçbir zaman telaffuz edilmez. H sesi Fransızcada yoktur. R harfi içinde şunu söyleyeyim. Tıpkı Almanca'da olduğu gibi R yine arkalardan gelir. Yani R değil R. Dolayısıyla bu markanın doğru telaffuzu Hermes. Hermes. Evet, bir de bir İspanyol markasına bakalım arkadaşlar. Ben açıkçası bu markanın bir Alman markası olduğunu düşünmüştüm. Çünkü Almanca'da bu kelime Löwe diye telaffuz edilir ve Almanca aslan demektir. Yalnız bu bir İspanyol markası ve normalde İspanyolca telaffuz edilmesi gerektiği için Loewe olması gerekir. Ama bu markanın telaffuzu İspanyolcanın kurallarına göre verilmemiş. O U sesini almış ve Loewe olmuş arkadaşlar. Loewe. Evet arkadaşlar gelelim bir ayakkabı markasına. Ben çok giymiyorum normalde ama yine çok bilinen ve çok yaygın bir markadır. Bu bir Amerikan markası arkadaşlar. O yüzden bu ayakkabı markasının doğru telaffuzu Converse. Converse. Hey take a look at my new Converse. Okey gelelim yine bir Fransız markasına ben bunu bir parfüm olarak biliyorum yine Fransızca ile ilgili ufak bir brief eğer bir kelime ne e ile bitiyorsa o e telaffuz edilmez arkadaşlar buradaki iki c'yi görüyorsunuz biraz kafa karıştırıcı olabilir İlk c'yi k olarak diğer c'yi ise s olarak telaffuz ediyoruz arkadaşlar yani bu kelimenin doğru telaffuzu l'occitane. L'Occitane. Evet biraz sosyal medyaya gelelim arkadaşlar. Uygulamaları nasıl telaffuz ediyoruz? Nasıl telaffuz etmemiz gerekiyor? Onlara bakalım. Şimdi vereceğim 3 marka hepsi de Amerikan markası. Dolayısıyla doğru telaffuzları İngilizcedir arkadaşlar. Şimdi tabii bunları hiçbirimiz öyle kullanmak zorunda değiliz. Onu demeye çalışmıyorum. Twitter. İngilizce Twitter diye telaffuz edilir. Twitter. Amerikan İngilizcesine has bir telaffuz tabii ki yine İngiliz İngilizcesinde Twitter Twitter. Ama bir Amerikan şirketi olduğu için daha doğrusu Twitter. Biliyorsunuz ki Amerikan İngilizcesinde T birçok kez D gibi telaffuz edilebiliyor. ER sesi de R, R diye çıkıyor arkadaşlar. Evet hepimizin de kullandığı bir uygulama daha. Biz Instagram diyoruz. Birçok kez Instagram telaffuzunu da duyuyorum ben Türkiye'de. İngilizce doğru telaffuzu Instagram. 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 Ya kanka dışarı çıktığında bana Whatsapp'tan bir mesaj atarsın tamam mı? Biz Whatsapp diyoruz. Almanlar Whatsapp diyor. İspanyollar Whatsapp diyor. Amerikanlarsa ki yine doğru olanı bu. Whatsapp. Whatsapp. Çünkü oradaki APP'den oluşan hece aplikasyon kelimesi yani İngilizce application kelimesinin kısaltılmış hali dolayısıyla WhatsApp. Dolayısıyla bir Show TV muhabirinin bize şunu söylemesi gerekiyor. Bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Evet dünyanın en büyük şirketlerinden olan bu marka daha doğrusu internet sitesi çok farklı şekillerde telaffuz edilebiliyor. Biz Amazon diyoruz Türkçe. E, Almanya'da birçok kez Amazon, Amazon gibi şeyler duydum. Bu bir Amerikan markası olduğu için Jeff Bezos'un da dediği gibi, "This company's name is Amazon. Amazon." Amazon. Okey bir sonraki markamız birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Halbuki çoğunlukla doğru telaffuz ettiğimizi düşünüyorum ben. Ama farklı farklı söylemler var. O yüzden bunu araştırdım. Aslında iki farklı telaffuz eğilimleri oluyor. Birisi Levis, diğeri ise Levi's. Bu markanın doğru telaffuzu Levi's. Levi's. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de ben şuna çok denk geliyorum. V harfinin çoğunlukla W gibi telaffuz edilme eğilimini görüyorum. İngilizce'deki V harfi W'nun aksine Türkçe'deki V'nin aynısıdır. Yani hiçbir fark yok. Aynı telaffuz. Nasıl vade, valiz diyorsak aynı şekilde violence ya da vaporize da dememiz gerekiyor. Orada bir U eğilimine girmemize gerek yok. Dolayısıyla bu kelimede de Levi's gibi bir şey yok. Levi's. Levi's. Okay, gelelim Türk Hava Yolları'nın İngilizce haline. Amerika'da da çok büyük bir şirket ve Amerika'da da çok duyarsınız yani. Aslında milli gururumuz diyebileceğimiz bir şirket. Orada dünyanın en fazla yerlerine seferleri olan uçak şirketi. Türk Hava Yolları'nın İngilizce doğru telaffuzu Turkish Airlines. Turkish Airlines. Okey, yine geldik bir Alman teknoloji markasına daha. Bu yine çok zor değil. Az önce bir örnekte de söylediğim gibi I-E Almanca'da yan yana geliyorsa I uzatılır ve belki bilmemiz gereken bir şey daha var. O da Almanca'da birçok kez E kelimenin sonuna geliyorsa çoğunlukla schwa'ya düşer. Yani İngilizceden bildiğimiz o schwa vardır ya o Almanca'da da vardır. Dolayısıyla biz burada mile demeyeceğiz. Daha çok mile ı ı sesi vardır sonunda. Miele. Evet yine sırada bir Alman teknoloji markası var. Gönül ister ki Türk markaları falan da olsun ama adamlar yapıyor, biliniyor yani. Yapacak bir şey yok. Evet bu markayı telaffuz ederken bilmemiz gereken sadece bir şey var. O da Almanca'da S, C, H yan yana geldiğinde her daim Türkçe'deki Ş şey gibi okunmasıdır. Bu yüzden zaten benim mesela adımı, ben Almanya'da adım Reşat dediğimde S yerine yani bizim bildiğimiz Ş şey harfi yerine SCH ile yazılırdı benim ismim hep. Dolayısıyla bu markanın doğru telaffuzu boş. Bildiğimiz boş. Yani boşun boşu. Evet arkadaşlar bu videoda size aktaracağım markalar bu kadar. Sizin merak ettiğiniz markalar daha varsa yorumlarda belirtin. Notification Squad'a selamlar. Diğer gereksizlere de selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Reşat McPhelps is out.